Yeni bir bulmacayla yine beraberiz. 8 işlem 2, 36. 11 işlem 3, 49. 13 işlem 4, 57. 14 işlem 5 kaç eşittir? Bulmacamızı dikkatlice incelediğimizde ikinci bileşenler 2, 3, 4, 5 şeklinde gitmiş. Fakat burada düzenli bir artış yok. 8'den 11'e 3 artmış. 11'den 13'e 2 artmış. 13'ten 11'e 1 artmış. 3, 2, 1 diye bir artış var. Fakat sonuçlar büyük. İlk bileşene A, ikinci bileşene B desek. Burada 36'yı elde etmek için A'nın bir fazlasıyla B'nin iki fazlasını çarpsak sonuca ulaşırız gibi gözüküyor. 8 artı 1 çarpı 2 artı 2. 8'in bir fazlası 9. 2, 2 daha 4. 9 kere 4, 36. Burada ilkini sağladı. İkinci için bakalım. 11 artı 1 çarpı 3 artı 2. 11'in bir fazlası 12. 3 ile 2'yi toplarsak 5. Çarparsak buradan 60 elde ederiz. Burada ikinciyi sağlamadı. Demek ki bu kural bizim için işe yaramaz. Farklı bir şey yapmamız lazım. Burada 8 ile 36 arasında 8'in 5 katını alacak olursak 8'in 5 katı 40'tır. 40 ile 36 arasındaki farka bakacak olursak 4'tür. 4 de 2'nin 2 katı. 2 çarpı 2. Yani demek ki 40'tan 4'ü çıkarırsak 36 elde ederiz. Burada 5 çarpanı var. Bu A sayımız. A sayımızın 5 katı. Burada da B sayımız var. 2. 5A'dan 2B'yi çıkarırsak sonuca ulaşırız. Yani kuralımız 5 çarpı A eksi 2 çarpı B şeklinde olmalı. İlki için hemen deneyelim. 5 çarpı 8 eksi 2 çarpı 2. Buradan 40 eksi 4'ten 36 buluruz ki ilkini sağladı. İkinci için bakalım. 5 çarpı 11 eksi 2 çarpı 3. 5 ile 11'i çarparsak 55. 2 kere 3 6. 55'ten 6 çıkarırsak 49 olur. Evet, ikinciyi de sağladı. Üçüncü için bakalım. 5 çarpı 13 eksi 2 çarpı B değerimiz 4. 5 ile 13 çarparsak 15, 65 etti. 2 kere 4, 8. 65'ten 8 çıkarırsak 57 buluruz. Üçüncüyü de sağladı. Birinci, ikinci ve üçüncü sağlandığı için kuralımız kesinlikle doğru. Artık 5A eksi 2B kuralını burada uygulayacağız. 5 çarpı 14 eksi 2 çarpı 5. 4 kere 5, 22 elde 70 bulduk. 2 kere 5, 10. 70'ten 10 çıkarırsak 60 buluruz ki 60 bulmacamızın doğru cevabıdır.